Saç levhalarındaki yük miktarları aynı büyüklükte zıt cinste olur. Bu artı ve eksi yüklü iki iletken levha arasında elektriksel alan oluşur. Bu elektriksel alan artı levhadan eksi levhaya doğrudur. Bu elektriksel alanda elektriksel enerji depolanır arkadaşlar. Saç doğru akım güç kaynağına bağlanınca levhalar elektriksel yükle yüklenir demiştik. Sığacın levhalar arasında potansiyel fark oluşur. Sığacın depoladığı elektriksel yük miktarı sığacın yapısına bağlıdır. Sığacın uçları arasında oluşan potansiyel fark ile sığacın depoladığı yük arasındaki sabit orana sığacın sığası denir. Şimdi burada bakın e, üreticinin gerilimini arttırdığımız zaman e, levhalardaki depolanan yük miktarı da artıyor grafiğimizi çizdiğimiz zaman şu şekilde bakın. Şimdi V potansiyeli uyguladığımız zaman Q kadar yük depo ediliyorsa 2V kadarlık potansiyel uyguladığımız zaman potansiyel fark uyguladığımız zaman 2Q 3V kadarlık potansiyel fark uygularsak levhalara 3Q kadar yük depo edilecek. Burada e, bu grafiğin eğimi bize neyi verecektir? Evet. Q bölü V. Bakın 2 Q bölü 2 V. 3 Q bölü 3 V. işte bu oran sabit. İşte bu sabit bize levhaların yani düzlemsel sağcın kondansatörüne sahasını verecektir arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Q bölü V eşittir C. Buradan da Q eşittir. V çarpı C. Yani güveç formülünü elde ettik. Bu levhaların arkadaşlar e, üretecin e, potansiyel fark uyguluyor K ve L levhalarına. K ve L levhaları arasındaki potansiyel fark üretecin potansiyel farkına eşit oluncaya kadar yükleme gerçekleşiyor. İşte bunu yapabilmek için iş yapılıyor. Bu iş arkadaşlar bu iş şuradaki altta kalan alana eşittir. İş eşittir. Daha önceki konularda da görmüştük. Kayınvalide idi. Burada arkadaşlar üçgen olduğundan dolayı 1 bölü 2 evet V çarpı Q yani Q çarpı V elde ederiz. Aynı şekilde buradan Q yerine V çarpı C yazdığımız zaman yapılan işe ne yaparız zaman? C V kare bölü Evet 2 elde ederiz. V yerine V yerine Q bölü C yazarsak o zaman Q kare bölü 2C elde ederiz. Elektrik yükü ile yüklenmiş sağcın elektrik enerjisi elektriksel alanda depolanır. Bu enerji sağcı yüklemek için yapılan işe eşit olduğunu belirtmiştik arkadaşlar. Bir sağcın sağası yük miktarına bağlıdır ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bir sağcın sağası yük miktarına bağlıdır düşüncesi yanlıştır. Sacın sağası geometrik özelliklerine, yapısal özelliklerine bağlıydı. Evet. Neydi? Sağacın sağası Cuma'ya, Emir, Arda, Denizde bakın. Sağının nelere bağlı olduğu formülümüzde görülüyor arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi e, buradaki devremizde bakın, S anahtarını kapatınca kondansatörümüz ne olacaktır? Yüklenecektir. S anahtarı kapatılınca arkadaşlar e, ampermetreden bir akım geçecektir, ama kondansatör yükleninceye kadar. Bakın artı kutba bağlanan levha artı yükle yüklenirken eksik kutba bağlanan levha eksi yükle yüklenir. Kondansatör dolarken lamba ışık verir arkadaşlar lambanın ışık vermesi devreden akım geçtiğini belirtir. Kondansatörümüz dolduğu zaman arkadaşlar devreden artık akım geçmez. Şu şekilde bakın. Kondansatörü depolanan yük evet T Q kadar. Yük dolduktan sonra artık akım geçmeyecek. O zaman başlangıçta bir akım vardı. Hatta maksimum akım. Gitgide bu akım düşecek ve kondositör dolduktan sonra da artık sıfır olacak. Yani kondositör doluyken bakın artık devre açıkmış görevi görüyor arkadaşlar. Kondositör dolarken ise devre sıvaç kapalı. Anahtar görevi görüyor. Sıvaç yüklenirken levhalar arasında meydana gelen potansiyel fark büyüyerek kullanılan güç kaynağının potansiyel farkına maksimum değere ulaşır. Sığacın levhalar arasında oluşan potansiyel fark, kullanılan güç kaynağının potansiyel farkına ulaştığı andan sonra devreden elektrik akımı geçmez. Sığaç devrede bu esnada artık açık anahtar gibi davranmış olur. Küresel sığaç, arkadaşlar küresel sığacın sığası sadece iletken kürenin yarı çapına bağlıdır. Şimdi potansiyel kavramı neydi? Artı eksi k q bölü r idi. Bir önceki arkadaşlar anlatmıştık hemen güveç formülümüzden. Güveç formülümüzden. Bakın q yerine yazarsak k v çarpı c bölü r'den v'ler gitti. Buradan c'yi çekersek ne olur? r bölü k. O zaman Demek ki küresel kondansatörün sığası sadece yarı çapıyla doğru orantılıymış. Sadece yarı çapa bağlıymış. Dolayısıyla o zaman buradaki K küresel arkadaşlar kondansatörün sığasını olur. 2R bölü kulom sabiti. Burada K kulom sabiti. L kondansatörünün sığası ise 3R bölü kulom sabitidir diyoruz. O zaman K'nın sırası 2C ise L'nin sırası 3C olur. Devam edelim. Elektrik yükü KL. Elektrik yüklü KL kürelerinin sağları 2C ve 3C'dir. Yüzeylerindeki elektriksel potansiyeller eksi 3V ve artı V'dir. Bu iletken küreler birbirlerine dokundurulup ayrılınca Küre merkezlerindeki elektriksel potansiyeller kaç ve olur? Bakın yüzeylerindeki elektriksel potansiyeller küre merkezlerindeki elektriksel potansiyeller diyor. Şimdi K'nın 2C olması demek K'nın yarı çapının 2R ise L'nin yarı çapının 3R olduğunu bize sıraları söylüyor. Dolayısıyla Potansiyel neydi arkadaşlar? K Q bölü R. O zaman potansiyel orantılıdır. Q bölü R ile diyebiliriz. Şimdi bu eksi 3 V ise o zaman V e, için onu bunu eksi 6 Q dersek bakın eksi 3 V'ye Q bölü R oranı V demiştik oran yapmıştık. Eksi 3 V'yi elde ederiz. O zaman bu da V kadarsa demek ki artı 3Q bunun yüküdür. Bunlar birbirine dokundurulunca potansiyelleri eşitleninceye kadar potansiyelleri eşitleninceye kadar yük alışverişi yaparlar. Son durumdaki her ikisinin potansiyeli de eşit olur. Ve potansiyelimiz K çarpı Q toplam eksi 6 Q artı 3 Q bölü 5 R Dolayısıyla buradan bakın k eksi 3q bölü 5r. Buradan da q bölü r oranına v dediğimiz için eksi 3v bölü 5 ortak potansiyellere. Şimdi bir kürenin yüzeyindeki potansiyel ile merkezindeki potansiyel nedir? Eşittir. Bir kürenin yüzeyindeki potansiyel ile merkezindeki potansiyel eşittir ve bu potansiyeli K bölü R formülüyle buluruz. Levhalar arası uzaklık arttırılırsa şimdi üretece bağlı burası ne yapmış o zaman? Artı yükle yüklenecek. Burası eksi yükle yüklenecek. Şimdi Cuma'ya Emir, Arda, Deniz'de. Levhalar arası uzaklık artırılırsa D artırıldığı zaman kondansatörün sıvası azalır. Şimdi kondansatörün potansiyeli farkı üreticinin potansiyel farkına eşittir burada. Eşitleninceye kadar yük alışverişi olacak zaten. Dolunca da eşitlenecek. Dolayısıyla burada potansiyel levhalar arasındaki potansiyel fark değişmiyor. Pekala yüke gelince güveç formülünden güveç formülünden Potansiyelimiz değişmeden kondansatörün sığası azaldığı için kondansatörde depo edilen yük miktarı ne yapmıştır? Azalmıştır. Enerji için konuşacak olursak enerji eşittir. C V kare bölü 2 formülünden şimdi potansiyel değişmedi. Potansiyel değişmedi. Sıvası azaldığı için enerjisi de ne yapmıştır? Azalmıştır. Elektriksel alan Elektriksel alan vektörel bir büyüklük. Evet enerjiyle karışmasın diye arkadaşlar. Bunun üzerine vektörel büyüklük. Enerji skaler büyüklük. ve bölü D. Şimdi levhalar arasındaki uzaklık artırıldı. Potansiyel fark değiştirilmediği için levhalar arasında oluşacak elektriksel alan şiddeti ne yapmıştır? Azalmıştır. Devam edelim. Kondansatör yüklendikten sonra üreteçten ayrılıyor levhalar arasındaki uzaklık azaltılıyor. Şimdi kondansatör burası artı yükle yüklendi. Burası eksi yükle yüklendi. Burası artı Q kadar yüklendiyse burası da eksi Q kadar yüklendi. Şimdi o zaman bu ayrılınca burada ne olacaktır? Artı Q yükü kalacaktır. Burada da eksi Q yükü kalacaktır. Dolayısıyla kondansatörün yükü değişmeyecektir. Ayrıldıktan sonra uzaklık artırıldığı için. Cuma'ya emir ağırda denizde. Şimdi e, kondansatörün levhalar arasındaki uzaklık azaltılırsa ne olacaktır? Kondansatörün sağsı artar. Kondansatörün sağsı artar. Pekala güveç formülünden güveç formülünden şimdi kondos, e, kondansatörün yükü değişmeyecek. Evet. Kondansatörün yükü değişmeyecek. Çünkü bu yükün gideceği bir yer yok bakın. Bir yere bağlı değil çünkü. E, dolayısıyla Kondansatörün sıvası artınca gerilimi ne olacaktır? Azalacaktır. Levhalar arasındaki gerilim azalacaktır. Kondansatörün levhalar arasındaki gerilim azalacaktır. Şimdi enerjiye gelince burada enerji Q kare bölü 2C. Bakın burada Q değişmediği için onu kullanıyorum. Q değişmedi. Sığa arttığı için kondansatörün levhalar arasındaki depo edilen, kondansatörde depo edilen enerji ne yapmıştır? Azalmıştır diyoruz. Levhalar arasındaki elektriksel alan, elektriksel alan vektörel büyüklük enerji skaler. Bunu E ile gösterirsek enerji E ile gösteriyor. Onu karışmasın diye vektör evet. V bölü D. Şimdi burada bakın yük sabit olduğu için C ne kadar arttıysa V de o kadar azaldı. Şimdi ama şurada bir ifade var. D ne kadar azaldı? D diyelim ki D bölü 2 oldu yarıya indi. Şimdi D yarıya indiyse C iki katına çıktı. Bu iki katına çıktıysa bu da yarıya inmiştir. Dolayısıyla bakın o da yarıya indi. Dolayısıyla ne yapmadı o zaman? Elektriksel alan şiddete değişmemiştir arkadaşlar. Devam edelim. Kondansatör yüklendikten sonra. Üreteşten ayrılıyor. Yükleyelim. Burası, evet şurası ters yazılmış. Artı, büyüktür, eksi. Şimdi burası artı yüklenecek. Burası eksi yüklenecek. Burası artı Q. Burası eksi Q yüklendi ve ayrıldı. Burası eksi Q yüklendi. Burası artı Q yüklendi. Levhadan ayrılıyor. Ayrıldığı için artı yükler ne yapamayacak? Değişmeyecek. Kondansatörün yükü değişmeyecek. Levhalar arasında yalıtkan bir cisim konulunca Cuma'ya Emir, Ar'da, Deniz'de. Ne yaptı o zaman? Bu arttı. Epsilon. Diğer etkenlik, di, elektrik e, kat arttı. O zaman C ne yapacaktır? Artacaktır. Kondansatörün sırası artar. Güveç formülünde güveç formülünde Q yük, voltaj, potansiyel fark, C'de sığa. C arttı. Yük değişmedi. Dolayısıyla levhalar arasındaki potansiyel fark azaldı. Şimdi enerjiye gelince enerji eşittir evet Q kare bölü 2C. Şimdi Q değişmede C arttığı için enerji azaldı. Elektriksel alan elektriksel alan eşittir V bölü D'den. Şimdi D değişmede, levhalar arasındaki uzaklık değişmeden potansiyel fark azaldığı için, potansiyel fark azaldığı için elektriksel alanın şiddeti de azalmıştır. Devam edelim. Yüksüz sağca K anahtarı kapatılınca üreteç kaç tane elektron yerleştirir? Evet anahtarımızı kapatalım. Ee, güveç formülünden güveç formülünden Q eşittir. 12 voltluk bir potansiyel fark uygulanacak. 4 mikrofarad 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 farad oldu. Depolanan yük eşittir. 48 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulon kulon oldu. Ama bize onu sormuyor. Kaç tane elektron yerleştirmiştir? Bir elektronun yükü 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulon ise 48 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulon ne kadar elektron eder? İşler dışlar çarpımından x eşittir. 48 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü. 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19'dan x eşittir. 48'i 16'ya bölersek 3 ama burada 30 oldu. Şimdi bunu yukarıya çıkardık. 10 üzeri eksi 6 10 üzeri artı 19 artı 19'dan x eşittir. 3 çarpı 10 üzeri e, 1 sıfırda 14 14 tane elektron yaptı arkadaşlar. Devam edelim. Bir soru daha çözelim. K noktasına serbest bırakılan yüklü cisim L'ye E1 kinetik enerjisiyle çarpıyormuş. Levhalar üreticiden ayrılıp aralarındaki uzaklık 2D. Aralarındaki uzaklık 2D yapılınca K'dan aynı cisim serbest bırakılınca, K'dan aynı cisim bırakılınca E2 kinetik enerjisiyle çarpıyormuş L noktasına. Buna göre E1 bölü E2 oranı nedir? Şimdi bu üreteç bağlandı. Burası artı Q kadar yükle dolarsa burası da eksi Q kadar yükle dolacak. O zaman burası artı Q yüküyle burası eksi Q yüküyle değil mi? Şimdi iş eşittir Q çarpı delta V. Kayınvalide. iş eşittir. Kayınvalide. Şimdi burada 1 bölü 2 nerede kaldı diye soracak olursanız o şu. kondansatördeki depo edilen enerji. Kayınvalide bölü 2. Bir yük taşınırken yapılan iş de kayınvalidedir. Bunun ikisini karıştırmayalım. Buradan iş eşittir. Enerji. Yani enerji eşittir. Q taşınan yük bu V yerine güveç formülünde. Q'lar karışmasın diye bu şekilde bakın. Buradan da bakın V yerine B yerine Q bölü C yazacağız. O zaman Q bölü C yazarsak şimdi Q taşınan Q bölü Cuma'ya bakın neydi? C eşittir. Cuma'ya Emir Arda Denizde. Şimdi o zaman ne oldu buraya? Emir Arda bölü Denizde. O zaman dikkat dikkat. Taşınan yük aynı yük. İki durumda da aynı yükler edilmiş levhalarda. Levhaların yüzey alanı aynı. Aradaki yalıtkanlık kas da değişmemiş. Aynı. O zaman e, buradaki enerji ne ile orantılıdır? Direkt D ile orantılıdır diyebiliriz. O zaman E1 bölü E2 orantılıdır. Birinci de D idi. İkinci de 2D idi. Ne oldu o zaman E1 bölü E2 oranı? E1 bölü E2 oranı kısaca 1 bölü 2'dir deriz. Başarılar dilerim arkadaşlar.